Bölgesinde neredeyse dostu kalmayan ülkemiz dış politika konusunda geri adım sinyalleri veriyor. Rusya'ya mektup yazıyor, ilişkileri düzeltmek istediğini ifade ediyor. Ve bunun yanı sıra Ankara aynı adımı Mısır ve Suriye konusunda da atmaya hazırlanıyor. AKP hükümeti Türkiye'nin ve bölgenin başına büyük belalar açan Orta Doğu politikasının iflasının kabulü anlamına gelen kritik adımlar atıyor. Rusya ile ilişkileri düzeltmek için mektup siyaseti başlatan Ankara'nın Suriye lideri Esad'la da diyalog kurmak için fırsat kolladığı ifade ediliyor. Yeni mesaj gazetesi bu durumu iflasın ilanı başlığıyla haberleştirirken bu anlamda Başbakan Binali Yıldırım'dan Rusya, Mısır, Suriye ve İsrail ile ilişkiler konusunda açıklamalar geldi. Bir grup gazeteciye sohbet toplantısı düzenleyen Yıldırım bu ülkelerle ilişkilerin hızla düzeltilmesi için çalışma yaptıklarını söyledi. İşte Yıldırım'ın bu dört ülkeyle ilgili açıklaması. Rusya. Rusya ile karşılıklı adımlar atılıyor. Diplomatik kanallar açık. Sayın Cumhurbaşkanımız irade gösterdiler. Rusya da irade gösterdi. Bundan sonrası tatlıya bağlanır. İsrail. İsrail'e bir noktaya geliniyor. Orada da irade gösteriliyor. Temaslar var. Henüz sonuçlanmış değil. Çok da uzun süreceğini sanmıyorum. Burada belirleyici olan Gazze'nin insani amaçlar için izolasyondan kurtulmasıdır. Diplomatlarımız çalışıyor. Mısır. Biz başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız çok net olarak söylüyor. Halkın iradesine karşı yapılan her türlü girişim darbedir. Kabul etmiyoruz. Bu bizim samimi görüşümüzdür. Ancak bu iki ülke arasındaki ticari ilişkilere mani olmamalı. Ekonomik ve sosyal ilişkiler gelişebilir. Bu ilişkilerin gelişmesi iki halkın da yararınadır. Suriye Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e bağlanan bir koridor açma niyeti görüyoruz. Kantonlarla ilerleyen bir niyet. Türkiye'nin bu konuda hassasiyetleri var. Oldu bittiye izin vermeyiz. Bizim buradaki muhatabımız yerel terör örgütleri değil, koalisyon güçleri ve Amerika Birleşik Devletleridir. Suriye'nin toprak bütünlüğü bizim için önemlidir. Yeni anayasayı başkanlık sistemini getirmeye hazır mısınız? Başbakan Binali Yıldırım gazetecilerle sohbetinde başkanlık sisteminin de fiilen başladığını söyledi. Eğer müşterek olarak anayasayı yapamazsak biz önerimizi parlamentoya sunarız, olmazsa millete götürürüz diyen Yıldırım şunları kaydetti önümüze 367 garabetini çıkardılar. Biz de millete gittik, referandum oldu. Sonuçta halk başkanını seçti. İşte aslında o gün fiilen başkanlık kapısı açıldı. Bu zaten fiili durumdur. Şimdi anayasayı halkın bu tercihine göre yapmalıyız. İster partili cumhurbaşkanlığı, ister yarı başkanlık. Biz her türlü şeyi konuşmaya hazırız. Basit olarak anlatırsak Başkanlık sistemi ile belediye başkanlığı sistemi arasında fark yok. Belediye başkanını doğrudan halk seçer. Başkan ayrı, belediye meclisi ayrı seçilir. Sonra belediye başkanı kendi ekibini kurar. Meclise karşı sorumludur. Koalisyon yoktur.